Evet, doğru. Ver, şuradan. Elma, burası plaj ya. Yönetim kurulu ve kurucular kurulu kararıyla istersek basın yayın ve gazetecilik iş kolu içerisinden de ihlal demiştik. Ama daha sonra bunu bir işveren sendikasına çevirmenin daha mantıklı olduğunu öğrendiğimiz noktalar oldu. İşte başına Türkiye konuyor mu, konmuyor mu, nasıl oluyor? Her şey imza aşamasında. Bu bizim yaklaşık şöyle. Bugün burada ikinci toplantımızı yapıyoruz. Antalya'da yaptığımız toplantıdan sonra kararımız doğrultusunda Türkiye Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası'nı kurmak üzere buradayız. Misafirperverliği için Eskişehir STV sahibi Özgür Fetih Demirtaş arkadaşımıza da, meslektaşımıza da teşekkür ederiz. Öncelikle amacımız iş kolumuzda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplamak suretiyle güçlerini, tecrübelerini, imkanlarını birleştirerek üyelerinin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü olmalarını sağlamaya, ekonomik, sosyal ve kültürel menfaatlerini dayanışma ve işbirliği yoluyla birlikte korumaya ve geliştirmeye çalışmak olan sendikamızı bugün burada hep beraber imza altına alıp kuracağız. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Antalya'daki toplantımızda orada 13-14 televizyon kanalımız vardı. Orada dernek mi sendika mı olacağı ile ilgili bir karara vardık. Daha sonra sendika olacağına karar verdik. Burada Eskişehir'de ikinci toplantımızı burada yaptık. Tabii ev sahipliği yapmanın gururunu ve keyfini de yaşadık. Burada yönetim kurulumuzu belirledik. Türkiye TV İşverenler Sendikası kurarak burada RTÜK'e bağlı yayın yapan TV kuruluşlarını bir araya getirerek sendika çatısı altında topladık. Burada amacımız tüm kanallar kendi güçlerini, deneyimlerini, tecrübelerini paylaşarak burada ortak bir havuz oluşturarak deneyimlerini, imkanlarını, ondan sonra buradaki üyelerin ekonomik hem de sosyal açıdan daha güçlü bir yapıya ulaşmasını sağlamak amacıyla bu sendikayı kurmuş bulunmaktayız. Tabii bundan sonra daha sık toplantılar yaparak bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşacağız. Burada yayıncı meslektaşlarımızın haklarını resmi makam ve mercilerde temsil etmek, bunların haklarını korumak, bunların haklarını savunmak, yine aynı şekilde üyelerimizin ana gelir kaynakları olan reklam ajansları, yine aynı şekilde özel ve tüzel kurumlarla görüşmeler yaparak buradaki meslektaşlarımız gelirlerini arttırmak amacımız. Bunları yapacağız. Daha fazla ortak yayınlar yapacağız. Bu ortak yayınlarla daha fazla kitlelere ulaşacağız. Bugün Türk Televizyon İşverenleri Sendikası Kurucular Kurulu olarak Türkiye'mizin güzel şehri Eskişehir'de bu sektörde Türkiye'de illerinde başarılı olan televizyon temsilcileriyle, sahipleriyle bir araya geldik. Sektör çok hızlı ilerliyor. Sektörde birçok defekt var. İnternet televizyonculuğu bir yandan ilerliyor. Bütün bunlarla alakalı istedik ki kurumsal bir çatı altında toplanalım ve sıkıntılarımızı, problemlerimizi devlet nezdinde olsun, hükümet nezdinde olsun bir araya gelerek, sendikalaşarak bu faaliyetleri bir arada sürdürerek bir noktaya vardırmak istedik. Bugün ilk toplantımızı yaptık. Kurucular kurulumuzu belirledik. Yakın bir zamanda inşallah sendikanın kurulumu tamamlandıktan sonra Ankara'daki yerimizde faaliyete geçeceğiz. Ondan sonraki süreç hızlı bir şekilde inşallah ilerleyip devam edecek. Bugün sektör adına ben mutlu ve umutlu bir gündeyim açıkçası. Toplantılarla gündemimizi belirledik. Yönetim kurulumuzu belirledik. Amacımız yasalar dahilinde sendika olarak toplumsal ve kültürel anlamda bir takım şeyler yapabilmek, olumlu şeyler yapmak istiyoruz. Zaten hep birbirini tanıyan insanlar. Her şey çok güzel olacak diyorum. Çok teşekkür ediyorum.